Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, sizlere güzel haberlerle geleceğim. ABD'den ses geldi. Malumunuz ABD Dışişleri Bakanı Blinken Paşinyan'la görüşme yapmış. Özellikle bu görüşme Paşinyan'ın Karabağ'da çekileceğiz, toprak isteğimiz yok diye bir açıklama yapmasından sonra gelmişti. Daha doğrusu bu açıklamayı Aliyev yapmıştı. İki liderin Brüksel'de yaptığı görüşmelerde çok samimi bir şekilde bütün konuları ele aldıkları konuşuluyor. Paşinyan'ın şu Karabağ'dan çıkalım, artık kurtulalım dediği söyleniyor. Çünkü daha önceki kavgaların hiçbirine faydası dokunmadı. Özellikle savaştan önce iki ülkenin Hamas'ın nutuklarının ve diasporanın Rusya'nın kışkırtmalarının Paşinyan'ın gaza gelmesiyle savaşta büyük bir yenilgiye tabii ki yol açtı ortada. Özellikle savaştan önceki bu konuşmalarda Aliyev'in yüzü kıpkırmızı. Gerçekten çok kızmıştı o gün. Ama bugünler geride kaldı. Artık iki liderin Brüksel'deki yaptığı görüşmeler ve bu görüşmelerdeki ilerlemeler eski günlerdeki bu küslük ve yüzlerine bile bakamama hamlelerini unutturuyor aslında. İyi oldu. En kötü iletişim en iyi iletişimsizlikten iyidir değil mi? İşte Azerbaycan ve Ermenistan bunu uyguladı. Türkiye'nin rolü az mı? Türkiye çok şey kattı bu sürece. Mirzoyan ve Çavuşoğlu görüşmeleri çok önemliydi. Bu görüşmeler neticesinde ilerlemeler kaydedildi. Görüşmedeki pozitif havayı hep söyledim. Türkiye samimiydi, barış olmasını istiyordu. Ermenistan'dan tek şartı vardı. Kardeşlerimin topraklarından çık. Türkiye bu yönde artık önemli bir rol oynadı. Ermenistan hükümeti de barışı aç, sınır kapılarının açılmasını istiyor ve ilerlemeler kaydedilmesini istiyordu. Sıcak ve iletişimi güzel bir havada geçti her şey ve böylelikle her şey hızlı ilerledi. Rusya'da bir şeyler iyi gitmiyordu. Mirzoyan'ın Çavuşoğlu'na hayran hayran bakışları ve bulunduğu ortamdaki rahatlığı bunun bir göstergesiydi. Şunu unutmayın, bir konuğunuz var. Bu konuğunuz kravatını, ceketini düzeltmeye çalışıyorsa, kendisine çeki düzen vermeye çalışıyorsa, muhatabına duyduğu saygı onu çok daha büyük görmesindendir. Bu bir doğal reflekstir, vücut tepkimesidir aslında. Burada bunu görüyoruz. Böyle bir durumu dikkat edin. Başka platformlarda da bu bilgi size bir dipnot olarak fayda sağlayacaktır. Karşı tarafın tabii ki durumunu anlamak açısından. Özellikle Rusya'nın bir açıklaması vardı, ona değineceğim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Paşinyan baş başa telefonda görüştüler. Ve bu yapılan görüşmede özellikle Karabağ'daki maddeleri onayladığını, Karabağ'daki işgal topraklarından çekileceğini, Zengezur'la ilgili de bir yol ve geçiş yapılacağını öğrenince Amerika sevindi. Çünkü Avrupa'ya enerjinin çok daha rahat ilerlemesi için bu durumu Amerika Birleşik Devletleri de destekliyor. Paşinyan'la tam bir fikir birliğine varan Amerika Birleşik Devletleri durumdan memnun olduğunu söyledi. Ama bu durumdan memnun olmayanlar da var. Peskov'un bayağı canı sıkıldı, saçları dalgalandı, yüzü düştü, canı sıkıldı. Niye sıkıldı? Dedi ki, biz bu Brüksel'deki görüşmeleri dikkatle izliyoruz. Evet, biz bu Brüksel'deki görüşmeleri dikkatle izliyoruz. Özellikle bu görüşmelerden rahatsızız diyor resmen. Resmen çıldıracak gibi. Hoşuna gitmiyor gerçekten. Bu süreç hoşuna gitmiyor. İstediği gibi gitmiyor açıkçası. Ama ne kadar kızarsa kızsın, gerçeği kabul edecekler. Bir de Ukrayna meselesinde dikkat edin. Özellikle son dönemde Donbas'ta Rusya biraz kıpırdasa da Amerika Birleşik Devletleri bu durumdan rahatsız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ordusuna verdiği desteğin dozajı artıyor. Bölgede Ruslar içeri çekilerek bir oyun mu planlanıyor? Yani burada Ruslar biraz ilerleyecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin planı yani hilal taktiği mi uygulayacaklar? Bizden mi öğrendiler? İşte Rusya'nın Ukrayna bataklığında olması ve bu savaşta gerçekten çok önemli, evet çok önemli kayıplar vermesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de hoşuna gitti. Karabağ'da ve birçok bölgedeki kuvvetleri çektiler. Sıkı bir haber vereyim mi size? Rusya Himeyim üstünden çekiliyor. Himeyimiz sana da yar olmadı Rusya. Halep'te ve İdlib'te nice sivillerin neler yaptın? Nice sivillere bombalar yağdırdınız. İşte bu lanet size yeter aslında. İşte bu sivil kayıpları, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yaptıkları Rusya'ya büyük bir antipati oluşturdu.
Bunun sonucunda inanılmaz bir şekilde özellikle Rusların insan hakları ihlalleri Ukrayna'da bir davada sonuçlandı. Sumi bölgesinde hiç suçu olmadığı halde bir sivili öldüren Rus askerine ömür boyu hapis için savcı mütalaa verdi. Yani bu durumda Rus askerleri yargılanacak. Buna karşılık da Azov saldan çıkan esir olan şu andaki Azov taburunun da orada yargılanacağı yönünde haberler var. Her ne kadar anlaşma yapıldı, genelkurmay başkanları aralarında anlaştı dense de Azov taburunu Rusya yargılamak istiyor. Dünyaya karşı haklı çıkmak için arkadaşlar, bakın Rusya bunu yapacak. Çünkü bu savaşta kendisine haklı temellendirmeler ve itiraflar arıyor. Rusya'nın bu durumunu, bu planını size ayrı bir yayında belirteceğim. İşte Blinken böyle. Blinken bir şu anda durumdan memnuniyetini özellikle enerji arzı yönünden söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürece destek olması tabii ki önemli. Ama tek bir sorun var. Rusya'nın askeri olarak Karabağ'dan çekilmesi. Yani barışanların arasına girmemesi. Rusya burada zorlanıyor. Kelime üretmekte zorlanıyor. Brüksel'deki gelişmeleri ve yapılan anlaşmaları dikkatle takip ediyoruz diyor. Yani tehdit dolu aslında. İki lidere bir nevi el altından tehdit yolluyorlar. İşte bu gibi gelişmeler ve bu agresyonlar insana gerçekten şaşırtıcı geliyor. Ve önemli bir sürecin arifesinde Azerbaycan özellikle toparlanma arifesinde çok önemli adımlar atıyor. Azerbaycan büyük ve güçlü bir ülke. Şu anda özellikle Karabağ'ın tümünü aldığında ve Zengezur'la ilgili bir hareket serbestliği yaşadığında bu çok önemli. Ermeni tarafından da kötü sözler gelmiyor değil. Ermeniler de rahat durmuyor. Engelleyeceğiz diyorlar. Zengezur'la ilgili sabote edeceğiz. Oradan arabalar rahat geçemeyecek. Trenler rahat geçemeyecek diyorlar. O zaman da Türkiye'ye fırsat doğuyor. Türk askeri o zaman Zengezur'a girer. Zengezur'da emniyeti sağlar. Yani siz orada anarşi üretmeye çalışırsanız Türk askeri de gelir huzuru sağlamaya çalışır. Bu çok önemli bir artı değil mi? Tabii ki de öyle. Özellikle bu artılar, bu adımlar hepimiz için çok önemli. Gerçekten önemli. Özellikle bu gösteriler Rusçu isimler ve onların desteklediği STK'lar. Evet, STK'larla olacak. Evet, gerçekten önemli, kuvvetli ve etkili adımlar atılacak. Bundan sonraki süreçte gerçekten daha etkili ve daha etkili bir dönemin kapısı aralanacak. Artık bu tarihten sonra birçok şey değişecek. Çok daha fazla değişecek. İnşallah bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği özellikle Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesi ve Zengezur'un açılma süreci bakalım nasıl evrilecek. Şu anki süreç Karabağ'dan Ermenilerin çekilip Zengezur'da bir ulaşımın olması Avrupa'nın ve Amerika'nın da faydasına. İşte burada herkes çıkarına bakıyor. Dün başka şey söylese de bugün başka şey söyleyebiliyor. Devletler arası ilişkileri duygular belirlemiyor. Çıkarlar belirliyor. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.